FC 24'te bugün Galatasaray'dayız ve 1 milyar borç Rebuild serimize Galatasaray'la devam ediyoruz. Bilmeyenler için şu an bu seride 1 milyar euro borcumuz var. Bu borcu 5 senede ödeyeceğiz. Taksitler şeklinde olacak bu. 100 milyon euro, 150 milyon euro, 200 milyon euro, 250 milyon euro ve 300 milyon euro şeklinde. Her yılın kendine has bir borcu olacak. Bununla birlikte borcu kapatmadan yeni transfer yapamayacağız. Yani bu sene 100 milyon euroyu bulamadan yeni oyuncu alamayacağız. Antrenör getiremeyeceğiz. Ayrıca mevcut bütçe Galatasaray'da ilk yıl itibariyle 0. Bir yandan Galatasaray'a geldiğimizde en yetenekli isim 82 overall'la Torreira. En değerli oyuncu ise yine Torreira. Bir yandan Zaniolo kesinlikle çekilmesi gereken oyunculardan biri ya da ikinci sene satışa hazırlanması gereken oyuncu diye düşünüyorum. Son dönemde oyun fiyatları çok yüksek. Bunun çözümü Gamefix'te. Gamefix'te paylaşımlı offline hesaplar satın alarak çok daha uygun oyunlar oynayabilirsiniz. Hadi gelin Gamefix'e birlikte bakalım. Öncelikle oyun kataloğu kısmına geldiğimizde burada son çıkan oyunlar, örneğin Football Manager 2024, EFC 24 bu gibi oyunlara çok daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. Kampanya paketlerine geldiğimizde seçtiğiniz 3 oyunu şu fiyatlara satın alabilirsiniz. Yine oyun paketlerine geldiğimizde burada Hüseyin Anıl biten özel paketler var. Bu paketlerin içerisinde de EFC 24 var. Ben sizler için hem açıklama kısmında hem de yorum kısmında link bırakacağım. O linklerden Gamefix'e girebilir, oyun satın alabilirsiniz. Gelin sizlerle Hüseyin Anıl biten özel paket 1'i satın alalım. Sepete ekliyoruz. Sepete ekledikten sonra ödeme kısmına geliyoruz. Ödeme kısmında IBAN ile satın al dedikten sonra siparişi tamamlıyoruz. Tabi diğer yöntemleri de kullanabilirsiniz. IBAN ile satın alırsanız buraya parayı yolluyorsunuz. Daha sonrasında dekontu canlı destekten gönderiyorsunuz. Ve oyunu size mail olarak gönderiyorlar. Önemli işler yapacağız bu takımda. Tabi borçları öderken bir yandan da yarışmacı bir takım kurmak zorunda olacağız. Mevcut sistem 4-2-3-1 geniş. Aynı sistemle devam edeceğim. Sadece bir tane 8 numaramız olacak. Bu Rebuild serilerinde istediğimiz gibi beklere ters bek, kanatlara ters kanat çalıştırabiliyoruz. Çünkü o kadar çok paraya ihtiyacımız olacak ki bir şekilde bir yerden parayı bulmak zorundayız. Yine altyapıdan istediğimiz kadar oyuncu çıkarabiliyoruz çünkü kadro derinliği elbet bir yerde bitebiliyor. Yani 18 tane futbolcuya gelirsek kimseyi satamayız. O zaman işler biraz karışabilir. Yine şöyle bir kuralımız daha var. O sezonki borcu ödeyemezsek önümüzdeki seneye çarpı 2 olarak eklenir. Yani bu sene 80 milyon euroluk borç ödedik ama bir yandan 20 milyon euro borç kaldı. Önümüzdeki seneye 40 milyon euro olarak ilave bir borç olarak eklenecek. Hazırsanız Galatasaray 1 milyar borç rebuild'ı başlıyor. Bir yandan Fernando Muslera sene sonu futbolu bırakıyor. Antrenör olmadığı için şu an kalan süreler çok kötü. Antrenmanlarda. Ben oyuncuların önemli bir kısmını transfer listesine ekledim. Şöyle de göstereyim, bu isimlerin satılmalarını bekleyeceğiz. 100 milyon euroya bu sene ulaşmamız lazım. Davinson Sanchez'le başlıyoruz ama takaslı bir teklif var. Takası bir kaldırsınlar. Daha sonra Fenerbahçe'den teklif geldi Red. Oyuncunun yalnız serbest kalma bedeli var. Serbest kalma bedelini kullanırlarsa şu an kurtaramayabiliriz. Oliveira'yı Beşiktaş istiyor. Wilfried Zaha'ya Liverpool'dan teklif var. Evet, görüşmeye geldik. Liverpool'dan. Ben diyorum ki 40 milyon euro hedefi var ama kabul etmediler. Biraz fazla istemişiz. Sanchez'e 22.2. Yetmez. En azından 25.2 Sanchez için. Yine aynı takas teklifi döndü dolaştı geldi. 24.500. Yine Zerroki girdi ya işin işine. 23.800 ve anlaşamadık. Kötü bir transfer tablosuyla başladık. Kerem'i Benfica istiyor. Görüşeceğiz. 20.7 geri dönüş. Benfica ile anlaştık. Oliveira'ya Fenerbahçe'den de teklif geldi Red. Şu an kimseyi kiralamayacağım. Önce bir satışları halletmemiz lazım. Mertens'i Beşiktaş istiyor. Beşiktaş bütün oyunculara talip olacak herhalde. Torreira'ya El Ehli'den teklif var. Bir maksimumunu görelim. Yani 50 milyon euroyu verin. Alın dedim ama görüşmeler devam edecek. 49.9, 46.4 oldu. 48.4. Yine anlaşamadık. Hayır ya. 2 milyon euro için de. O para bize çok lazım. Torreira'ya Fenerbahçe'den de teklif geldi Red. Barış Alper Yılmaz'ı kiralamak istiyorlar.
Bakan bu gidecek. Daha oyuncu satamadık ya. 6.3 bakan bu ya. Yok dediler. 6 milyon euro anlaştık. Torreira'yı El Hilal istiyor bu sefer. 49.3. Hiç arttırmadılar. Yani herhalde burada hiç para yok derken 47.3. Zaha için de Leipzig'den teklif var. O iki oyuncu giderse zaten bütçe olarak bayağı rahatlayacağız. 38.9. Anlaştık. Ve ilk satış Kerem Aktürkoğlu Benfica'da. Devamında Torreira El Hilal'de anlaştı. Üstüne Zaha Leipzig'e gitti. Bu 3 satış sonrasında 102 milyon euro bütçe var. Çok iyi haber. Borcu hemen sıfırlıyoruz. Ve mevcut bütçe 2 milyon euro. Bundan sonra transfer tahtası açıldı. Transfer yapabileceğiz. Antrenör alabileceğiz. O yüzden bir yandan satışlara devam etme kararım var. Ama en azından belli başlı isimleri transfer listesinden çıkaracağım. Şöyle bir şey yapacağız. Gerçekte Ziyeh'in satın alma opsiyonu bedava. O yüzden Ziyeh'i bir kulübüne geri gönderelim. Sonrasında da 1 euro serbest kalma bedeli ödeyerek Ziyeh'i Galatasaray'a bonservisiyle katalım. Bunun gerçekte böyle olması sebebiyle bu şekilde yaptım diyebiliriz. Yalnız oyuncuyla maaş konusunda bir türlü anlaşamıyoruz. Gerginlik had safhada. Herhalde birkaç oyuncunun satışına bağlı derken Ziyeh'le anlaştık. Çok zor oldu. Satış var. Bakan bu gitti. Şimdi stratejiyi belirleme zamanı. Gegenpress. Antrenör sayısı 10. Bir kısmını şimdi getireceğim. 3 tane daha antrenör getirebileceğiz. Şu an yeni antrenörler bunlar. Ve potansiyelli isim transferlerine bir an önce başlamam lazım. Bu takımın önümüzdeki senede 100 milyon euroya ihtiyacı olacak. Ayrıca Hakim Ziyeh de şöyle yapacağız. Kendisini ofansif orta sahaya çekeceğim. Orada oynayacak. Eyüp Aydın gitmeyecek. Bu adamı MDO'da oynatmak istiyorum. Sasha satılmayacak. Sene sonu geldiğinde 85, 86, 87 o seviyelere gelecektir. Ters bek çalışıyor ya. Ondan umudum yüksek. Mertens'i göndereceğim ama. 7 milyon euro Sporting'e gidebilir. Ve Mertens Sporting'le anlaştı. Yeni teklif Sergio Oliveira'ya. Oliveira da gidecek. 12.8 istedim. Anlaştık. Günay Güvenç şu an kalacak. Yani gitmesi konusunda bir fikrim yok. Oliveira da satıldı. Acaba diyorum ki Angelinho'nun bonservisini alabilir miyim? 20 milyon euro. Kabul ettiler. Ya sol bekte o da ters bek çalışınca bence iyi seviyeye gelebilir. En azından çarpı 2 kazansak yani önümüzdeki sene değeri 40 milyon euro olsa bizim için çok çok yeterli olur. Halil Dervişoğlu'nu kiralamak istiyorlar. Şimdi kiralık teklifleri gelebilir. Halil Dervişoğlu da gitti. Ziyeh pozisyonunu değiştirdi. Hatta artı bir overall artışı gördük. Villarreal'den bir orta saha getireceğim. Kerem Demirbay'la takas etmeye çalıştım. %3 pay eklediler. Payı kaldır. Ramon Galatasaray'da. Genç bir isim, en azından Kerem'den daha fazla gelişebilir. Yeni antrenörleri de ekledim. Şu an kadro tamam. Yani 11'e gelecek olursak da şöyle bir şey yapacağım. Endombele'yi kulübüne geri göndereceğim ki orta sahada gelişimlerde herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Eyüp Aydın'dır, Ramon Terastır. Bu isimlerin gelişimlerini istiyorum. Kadro önümüzdeki sene de borcu yani 150 milyon euroyu kapatacak bir şekilde bence. Bir yandan Tete ve Barış Alper Yılmaz'ın bu seneki gelişimleri de önemli olacak. Planlama şu: Boey, Tete, Eyüp, Teras, Barış Alper Yılmaz. Hatta Angelinho. Bu adamlar çok fazla gelişebilirler. İlk sezona hazırız. Ve an itibariyle transfer Galatasaray'da bitti. Gelenler ve gidenler görüntüde. Torreira birazcık bu seneyi kurtardı gibi. Yeni Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak? Bayern, Manchester, Kopenhag. Hedef minimum üçüncülük. Şampiyonlar Ligi'nde ikincilik geldi 9 puanla. Şöyle bir detay söylemek istiyorum. Manchester United'ı 2 maçta da yendik. Ama Kopenhag'ı 2 maçta da yenemedik. 2 maçta berabere bitti. Değişik sonuçlar aldık. Son 16'da Napoli ile oynayacağız. Başa baş oynayabileceğimiz bir kura. Geldik Galatasaray Napoli maçına. Hadi be çocuklar. Yorgunluk da var takımda. Tamamen gelişime odaklandığımız için kondisyonlar bayağı sıkıntılı bir şekilde ilerliyor. 1-0 kaybettik. 3-5 sene yorgun olacaklar önce gelişim. Maç konusunda hiçbir şey hissetmiyorum. Eli edebiliriz, elen edebiliriz. Yorgun geldik, evet. Ve 2-2 bitti. Maalesef elendik. 49. dakikada Icardi Beknaz değişikliği bence. Hatta bir de Ziyeh Kaan Ayhan değişikliği. Maçı veren değişikliklerdi. İşte yorgunluklar orada etkiledi maçı. Asistan menajer ne yapsın? İlk sene sonu 76 puanla ikinci olduk. Bu sene beraberlik sayımız inanılmaz fazlaydı. Tabii Fenerbahçe'de herhangi bir değişiklik olmayınca
Galatasaray'daki bu kadro değişikliği maalesef kötü sonuçlandı. Ama en azından seneye yine Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Türkiye Kupası'na geldik. Son 16 4-0. Çeyrek final 4-0. Yarı final 4-0. Finalde de Fenerbahçe'yi 2-1 ile yendik. UEFA'da Süper Kupa City. Şampiyonlar Ligi'nde kazanan City hem de Napoli'yi finalde yendiler. Avrupa Ligi Liverpool, Konferans Ligi ise Fenerbahçe'nin olduğu Gent'i 2-0 ile finalde yendiler. Sene sonu itibariyle overall'lar. Yani Muslera zaten bırakıyor. Önümüzdeki sene net olarak bir kaleci transferi gerekecek. Bununla birlikte kiradan dönecek çok fazla oyuncumuz olacak. Onların önemli bir kısmını satacağız. Angelinho'nun artı 3'ü çok kıymetliydi bu sene. Sanchez kesinlikle satılacak. Bu sene zaten Abdülkerim ve Nelson oynamış. Nelson'un oynaması çok daha iyi. Overall anlamında çok daha yüksek seviyelere çıkabilir. Devam ettiğimizde yine kiralıklarda artı 2'ler var. Dubois hiç gelişmedi. Sasha artı 5 dedi sağ bekte. Eyüp Aydın artı 7 dedi. Büyük potansiyeli devam ediyor oyuncunun ve MDO'da artı 7 demek gerçekten inanılmaz bir gelişim demek. Onu söylemek gerekiyor. Orta sahaya yeni transfer Ramon'a geldiğimizde artı 4'ü vardı. Yine Ziya artı 2, Zaniolo artı 2, Tete artı 6, Yusuf geliyor. Barış Alper artı 7 dedi. Yunus geliyor. Bu adamların da gelişimlerini hızlandıracağım önümüzdeki sene. Beknaz artı 8 dedi. Icardi artı 1. Halil artı 2. Performanslarda ise Icardi, Barış, Ziye, Tete, Ramon Terraz, Angelinho diye liste devam ediyor. En değerli oyuncu ise Sasha Boy. Sasha önümüzdeki seneyi kurtaracak. Bu sene 163 milyon euro kar. En fazla Tete'nin forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol krallığında Tadic 1. Bizden Icardi 5. Asist krallığında Icardi 2. Gol yenmeyen maç sayısında Muslera 2. Önümüzdeki sene hedef bence şampiyonluk olmalı önce. Yeni sezon Galatasaray'da başlıyor. 47 milyon euro bütçe var. İyi de bir bütçeyle başladık. Yeni sezonlarla birlikte bu bütçeler kullanılabiliyor. Önemli haberlerden biri bu. Tete'nin gelişimi bitti gibi kötü haberlerden. O yüzden Tete bu sene transfer listesine eklendi. Hakim Ziye'yi gönderip çok daha genç bir ofansif orta saha getirebilirim. Barış Alper de bence gelişebileceği kadar gelişti. Artık yenilerine şans vermemiz lazım. Ya da şöyle yapabiliriz. Ziye gider, Zaniolo ofansif orta sahada oynar. Bu da bir diğer seçenek. Hadi bakalım nelerle karşılaşacağız. 150 milyon euroluk borç edeceğimiz sene başlıyor. Davinson Sanchez'le başlayalım. Braga'dan teklif var. 22.3 anlaştık. Mateus Tete'ye takaslı bir teklif geldi. Takastaki oyuncuyu çıkarsınlar. Angelinho'yu Sporting istiyor, görüşeceğiz. 55.4 dedim. Yok dediler. 54.4. Anlaştık. Satış var. Sanchez gitti. Tete'ye teklif 51.6. Çok iyi bir teklif. Şunu 2 milyon euro daha arttırıp 53. Ya abi o takas niye geldi ki? 2 milyon euro için. Tam 51.6'yı tekrar verin. Barış Alper Yılmaz'ı Trabzon istiyor et. Türkiye içine satmak istemiyorum. Sonrasında simülasyonlarda başımıza bela olabiliyorlar. Angelinho satıldı. Beşiktaş'tan da teklif geldi, red. Ve Tete gitti. Hakim Ziyech Fenerbahçe'den teklif var, red. Elimizde ne kadar bütçe oldu? 164 milyon euro ve 150 milyon eurosunu siliyoruz. Galatasaray'da İşler ilk 2 sene itibariyle birazcık daha kolay ilerliyor. Bunu söylemek lazım. Ziyeh'e River Plate'den teklif geldi. Bu teklif işte değerlendirilebilir. Tabii 44.4'ü verirlerse. Bir yandan da gördüğünüz üzere mevcut bütçe. 150 milyon euroyu sildim. Van Aanholt'u istiyorlar. Gidecek. Görüşme bile yapmadım. Zaniolo'nun pozisyonu değişti. O artık ofansif orta saha. Çünkü sağ orta sahada gelişebilecek başka isimler var. Yusuf Demir'den beklentiler yüksek burada. Yine Yunus Akgün'de iyi işler yapabilir diye düşünüyorum bir yandan. En kötü Yunus'u gönderip bir sol orta saha çekeriz. Hakim Ziyech satıldı. İyi transferler yapılabilir. Önce bir antrenör getireceğim. Hedef kesinlikle hücum. İdealler şöyle oldu. Parası neyse vereceğim. Unai Simon'u getireceğim. Hedef bu. 49 milyon euro. 70 istediler. O kadar para yok. Gerçekten o kadar para yok. Yanlış oldu bu. Ne yapsak? Terrassı versek mi acaba? Ya da başka bir mevki. Barış Alper Yılmaz'ı gönderiyorum. Üstüne 33 milyon euro para. Anlaştık. Ucuz potansiyelli bir sol bek. Victor Christiansen Leicester'dan. Şöyle güncelledim teklifi. 11.3. Van Aanholt'u da sattık.
Braga ile anlaştı. Şimdi listeden Ginonto'yu alabilirsek başka şeyler konuşmaya başlarız. Yunus Akgün takası. Üstüne 15 milyon euro teklif ettim. 24.4 istediler. Yalnız o takas gerçekleşseydi muazzam bir iş başaracaktık. Dubai'yi versem 16.733 %15 pay olmadı. O transfer başarıyla sonuçlanmayınca yeni hedef Adingra Brighton'dan %5 payını hemen bir kaldıralım. Bunlar ileride başımıza dert olur. Taylan'ı yollayacağız. Adana Demir'den teklif var. Bu sene bazı isimler gidecek. Dubois'a teklif geldi Braga'dan. Kullanmadığım isimleri göndermem lazım. 4.7 milyon euro. Berkan Kutlu'yu istiyorlar. Kulüp Buruş 2.3 milyon euro. 2.7 dedim. Anlaştık. Taylan satıldı. Yunus Akgün de gidecek ama Trabzon'a değil. Berkan Kutlu'ya bir teklif daha geldi. 2.750. Yunus Akgün'ü Celtic istiyor ve 8 milyon euro teklifleri var. Yunus Akgün satıldı. Emin Bayram'ı kiralamak istiyorlar. Çikaldağ'a Genk'ten 2.750 teklif geldi. Berkan gitmemiş. Berkan'ın gitmemesi gayet kötü bir gelişme. Zaniolo'yu Fenerbahçe istiyor et. Berkan'a 2.550 bir teklif. Maaşta anlaşamıyor muhtemelen. Anlaşması lazım. Berkan'a 2.8 milyon euro Adana'dan. Çikaldağ satıldı. Berkan Kutlu Adana'da. Dubois Braga'da. Emin Bayram kiralık olarak gitti. Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu. Rakip Sturm Graz. Yani burada zorlanmamak lazım. Kadro hiç fena değil bu sene. 3-2'lik galibiyeti aldık. Yine Beknaz Icardi değişikliği beni benden aldı. Everton'dan bir sol orta saha getireceğim. Kate Cowell. 5 milyon euro dedim. %17 pay. Çok fazla. Yeniden 5 milyon euro. O biraz arttı. 5.9 milyon euro anlaştık. Sağ beke rotasyona Norton Kufi gelecek. Genç oyuncuları alıp ters bek çalıştırıp ya da ters kanat çalıştırıp önümüzdeki sene onlardan iyi bir şekilde kar elde etmeyi planlıyorum. Umarım başarırız. Yeni orta saha hedefim Inable Mejbiri. Newcastle'da 6 milyon euro teklif ettim ve anlaştık. Ve bu sene transfer Galatasaray'da bitti. İşte gelenler ve gidenler tam liste. Jean Kat ve Ali Yeşilyurt sene sonunda takımdan ayrılma kararı aldılar. İkisi de yeni kontrat imzalatmıyor. İşte yeni sezonda takım, yedek kulübesi ve kadro dışındaki isimler bu seneye hazırız. Hedef şampiyonluk. Rövanşa geldik. Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz çok kritik. Oradan gelecek paraya kesinlikle ihtiyaç var. 4-0'la deplasmanda rakibi dağıttık. Playoff'ta ise PSV Galatasaray. İlk maç deplasmanda Oliveira eski takımına karşı bugün. Ve sonuç gelsin. 3-1 kazandık. Rövanşta bir galibiyet daha gelir mi? Hem de kendi evimizde. Gelir tabii ki. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Buralar çekildi. E grubu Liverpool, Lazio, Kiev. Hedef ikincilik. Başarabiliriz. İkinci olmak adına o kadar da zor bir kura değil. Şampiyonlar Ligi namağlup bir şekilde ikincilik geldi 10 puanla. Son 16 rakip Real Madrid. Burada biraz zor bir kura. İç sahadaki maça geldik evet. Immobile'yi almışlar yine. Arda Güler oyuncu kariyeri var şu an kanalımda. Onu izlemeyenler için kesinlikle tavsiye ederim. Orada da Immobile'yi aldılardı. Ama burada maalesef Immobile başımıza bela oldu. Kaybettik. Geldik rövanşa. Kadro hazır. Sonuç 3-0. Maalesef de aldık. Sene sonu ligde 92 puanla şampiyon Galatasaray. Türkiye Kupası'na geldik ve sonun altıda Fenerbahçe'ye karşı elendik. Şampiyon burada Trabzon. UEFA'da Süper Kupa City, Şampiyonlar Ligi Real Madrid, Avrupa Ligi kazananı Milan, Konferans Ligi ise Inter'in. Sene sonu itibariyle overall'lar. Icardi bir ara 85'i görmüştü ama demek ki düşüş göstermeye başlayacak. Simon artı 1 dedi bu sene. Christiansen'in artı 5'i vardı. Defans hattında Abdülkerim Bardakçı Nelson'u yakaladı. Nelson'un gelişimi bitti abi, çok kötü gidiyor. Devamında Sasha artı 2 dedi. Sasha Boye'yi de önümüzdeki sene göndereceğiz. Yeni gelişebilecek bir sağ beke ihtiyacımız var. Eyüp artı 6 dedi. Son dönemde gördüğüm en iyi MDO gelişimlerinden biri. Cowell artı 9 dedi. Adingra artı 5 dedi. Cowell Adingra'yı yakaladı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ramon'un artı 2'si kötü. Zaniolo'nun yine kötüydü bence. Yusuf Demir artı 6 dedi. Icardi de artı 2 dedi. Performanslarda Icardi, Zaniolo, Cowell, Ramon. Ramon'un asist sayısı çok iyiymiş. En değerli oyuncu Sasha. 71.500'lük değeri var. Sene sonu itibariyle 216 milyon euro cash. En fazla Cowell'ın forması satıldı.
Şöyle de gelir gider tablosu. Bir yandan Süper Lig'de gol kralı Icardi, asist kralı Terraz, gol yenmeyen maç sayısında Simon 1. Kadro iyiydi. Yani bu kadronun Şampiyonlar Ligi'nde de iş yapabilme olasılığı vardı. Real Madrid gelmeseydi. Adamlar şampiyon oldu zaten sonra. Yeni sezona başlıyoruz. 54 milyon euro bütçe var. Ödenecek borç 200 milyon euro. Sasha'nın gitme zamanı artık geldi. Evet, Sasha Boye için Feyenoord'dan teklif geldi. Yeterli bir teklif değil. 130 milyon euro civarında bir geri dönüş yapacağım. O civarlarda paralar istiyorum. 128 milyon euro. 115'e çıktılar. Bayağı yaklaştık bence. 125, 117, 500. 123, 500. 122'ye anlaştık. Sasha Boye gitmek üzere. Adingra'yı Trabzon istiyor, evet. Adingra da gidecek. Boye için Bayern'den de teklif var. Direkt görüşmeye geldim. Bu takas kabul edilemez, onu belirteyim. Şöyle bir geri dönüş, 135.7. Bayern'de para yok herhalde. Adingra'yı El Ehli istiyor. 66.8 dedim, anlaştık. Ve Sasha Boye satıldı. Çok iyi bonservis bedeli. Ramon Terraz için de PSV'den teklif geldi. Ramon da son dönemde gelişim anlamında bayağı yavaşladı. 67.2 dedim. 50 milyon euroyu hiç arttırmadılar. 60.2, anlaştık. Simon Adingra El Ehli'de. Ramon Terraz da PSV ile anlaştı. 285 milyon euromuz var. 200 milyon eurosunu siliyorum. Ve mevcut bütçe 85 milyon euro. Sağ bekte overall'ı bu sene biraz düşüreceğim. Pantea diye büyük potansiyelli bir isim var. 10.7 milyon euro serbest kalma bedeli vardı. Bu adam gelecek. Maaşla anlaşamadık. Sağ bek konusunda rota değişti. Thiago Santos. Lille'de oynuyor. 15 milyon euro. Anlaştık. Icardi'ye teklif var. Red. Kontratını yenilemeden satmayız. Ama Icardi'nin bence satılacak yılı geldi. Kendisi Nice'e gitmiş. Bu adamı kesinlikle orta sahaya getireceğim. Curtis Jones. 46.7 yeni teklifim. 49.2'ye anlaştık. Evet, bizim giden genç oyuncular vardı ya, serbest de onlar. Onların çoğunu geri getireceğim. Hamza Yitakman. Onlardan ilki. Yıllar sonra Galatasaray'a geliyor. Kendisiyle 3 yıllığını anlaştık. Ofansif orta saha için genç bir isim gelecek. Samet Onur. Oyuncu sayısını da bir yandan arttırmaya çalışıyorum. Önümüzdeki seneyi düşünmek adına. Stoper rotasyonuna yeniden Ali Yeşilyurt. 19 yaş, 63 overall. Kendisiyle 5 yıllık kontrat imzalayacağız. Tabii Günay Güvenç'in yaşı düşünüldüğünde ilerleyen yıllar için Jankat Yılmaz yeniden Galatasaray'da. 3 yıllık kontrat. Victor'dan sonra teklif var. Hem de Ciku takasıyla Red. Matias Rose'u istiyorlar. Engelledim. Şu an böyle bir satışa gerek var mı emin değilim. Icardi Fenerbahçe istiyor, Red. Kovul'u Trabzon istiyor. Kovul bu sene de oynar. Nelson'a Ajax'tan teklif var. Bir oradaki takası çıkaralım. Icardi de Celtic istiyor. Icardi'den son kazanabileceğimiz yüksek paralar bunlar. 70.8, anlaştık. Celtic'te ne para varmış ya. El Hilal'den teklif geldi. Abi, takastaki adamı kaldırsak daha iyi olmaz mı? Bu adam, ben ne yapayım? 73.3, anlaştık. Burada birazcık daha fazla para vardır diye. Nelson için de anlaşma sağlandı. 33.2. Görüşelim. Madem öyle, 37 milyon euroya bir çıkın. Bu iş bitsin. Evet. Bugünün gelmesi gerekiyordu. Icardi maalesef satıldı. Ve maalesef Celtic'e gitti. Bir yandan Victor Nelson'u da gönderdik. Ay, paraya kıyacağız. Forvet'e Mokoko. 50 milyon euro. Şu an Frankfurt'ta kendisi. 53.3. Bu adam bütün borcu kapatabilir. Bu transferi var ya, 300 milyon euro borç ödeyeceğimiz sene için yapıyorum. O sene için çok kritik bir oyuncu. Bir de sağlam bir stoper. O sağlam stoperde Leverkusen'dan Ibanez. 57.2 fazla. 10 milyon euro düşürdüm teklifi. 49.7'ye anlaştık. Yeni satışımız Yusuf Demir olacak. Onun gelişimi bitti. Yeni bir sağ orta sahayla yola devam edeceğiz. 24.6 istiyorum. Arttırmadılar ama o teklif 24 milyon euroda bitecek bence. Hayır, bitmedi yine. Satışmaya eklendi. Niye bu kadar zorlandık ki? 23.6. Yusuf Demir de gitti. Ben bu adamı bir kere kullandıydım. Hangi Reviyat'ta, inanın hiçbir fikrim yok ama Prestiani en gelişebilen oyunculardan biri sağ orta sahada. 15.4, Bayern'le anlaştık. Bayern'le bir sağ orta saha konusunda daha anlaşacağız. Yusuf Kabadayı, Kaan Ayhan'ı takasta istediler. Geç abi, 4.150 anlaştık. Ve transfer Galatasaray'da bu sene itibariyle de bitti. İşte gelenler ve gidenler görüntüde. Sasha bu seneyi kurtardı. Evet, planlanan 11. Tabii sağ orta sahada kim oynayacak?
Cristiani. Ayrıca yeni bir antrenör. Hem de orta sahaya gelebilir diye düşünüyorum ama açık pozisyon yok şu an. Üzücü. Playoff'ta rakip Legia Varşova. Rakibin kadro görüntüde. Ve biz hazırız. Deplasmanda kaybettik. Hayda. İş bayağı zora girdi. Eğlenirsek bizim için çok kötü olur. Hele Şampiyonlar Ligi geliri gelmezse vay halimize. Kendi evimizdeyiz. Rövanş günü. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Ve 3-1 ile Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Şampiyonlar Ligi Manu Sporting Kopenhag. Yine Manchester United, Kopenhag ve Galatasaray aynı grupta. Ve maalesef 7 puan toplayabildik. Bu da demek oluyor ki Avrupa Ligi. Avrupa Ligi'nde rakip Atalanta olacak. Üzücü. Bir yandan da Victor Christiansen bayağı ciddi bir sakatlık geçirmiş. Atalanta maç 1. Skamakka önemli bir forvet. Christiansen döndü. Keskinliğinden de belli olacağı üzere. 3-2 kazandık. Rövanş zamanı. Kendi evimizde bir galibiyet daha gelir mi? Evet, Mokoko. Son 16'da buranın gediklisi Sevilla. Sevilla'da 11 görüntüde. Bizim takım onlardan sanki daha iyi. Ama bunu sonuca yansıtamadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Geldik rövanşa. Kazanan taraf bugün uzatmalarda Sevilla oldu. Sevilla'yı gerçekten Avrupa Ligi'nde elemek kolay değil. Üzücü. Şu kadroya yazık oldu. Bu sene bu kadro da kupa alabilirdi. Öyle bir kadroyla karşı karşıyayız. Sene sonu 98 puan şampiyon Galatasaray. Türkiye Kupası'na geldik. 5-1 ile Trabzon'u eledik. 7-2 Karagümrük, 4-0 Konya, 4-3 İstanbul ve finalde Pendik'e kaybettik. UEFA'da Süper Kupa Real, Şampiyonlar Ligi Real Madrid yine. Avrupa Ligi Sevilla'nın. Yani biz bu şampiyonlara ne zaman elenmeyi bırakacağız? Konferans Ligi Chelsea'nin. Çeyrek finalde Beşiktaş Başakşehir eşleşmesi varmış. Sene sonu itibariyle de overall'lar Mokoko, Kovul, Zaniolo, Curtis Jones ve Simon. İnanılmazlar. Ibanez de tabi sayılabilir onlarla. Simon 87 oldu. Kaleciyi satmak da hiç istemiyorum. Umarım hiç denk gelmez satış. Abdülkerim 83'e yükseldi. Ibanez'in artı biri vardı. Ya bu adam gidip Ibanez'i de yakalayacak bu hızla giderse. Kaptan ilginç bir şey deniyor. Benden söylemesi. Takım genellikle oyuncu performansından memnun değil. Santos'un artı 5'i yeterli mi emin değilim. Eyüp 83 oldu. Yeni Torreira'yı bulduk. Kovul artı 5, Curtis artı 3, Mecbire artı 3 derken artı 6 vardı. Prestianni, Yusuf'un artı 5'i önemliydi yine. Mokoko artı 6 dedi ve performansta da inanılmaz oynadı Mokoko. Zaniolo, Jones, Kovul, Prestianni diye liste devam ediyor. En değerli oyuncu ise Mokoko. Sene sonu itibariyle 348 milyon euro cash. En fazla Mokoko'nun forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol kralı Cengiz. Mokoko 2. Asist kralı Cengiz. 3-4 bizden. Gol yenmeyen maç sayısında Simon 5. Simon'un performansı biraz tartışmalı bir performans. Yeni sezon başlıyor. Borç 250 milyon euro. Bütçe 71 milyon euro. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bu sene satılabilecek çok fazla oyuncu var. İlk satış hedefi kesinlikle Zaniolo olacak. Ama Zaniolo'ya bu parayı Ajax verebilir mi emin değilim. Teklif 131 milyon euro. Yetersiz. Hiç beğenmedim. 160 milyon eurolara çıkmak lazım burada. Red. Hiç uğraşmaya değmez. Bu arada Mecbire bu sene kendini kiralatmak istiyor. Bir yıllığına kiralık olarak gidebilir. Emin Bayram da aynı şekilde. Zaniolo'ya Feyenoord'dan teklif var. Takasla geliyorsanız hiç uğraşmayacağım. Adamın serbest kalma bedeli de belli. Verebiliyorsanız verin. Leicester'dan yani 99 milyon euro yapma abi teklif. Yapma. Adamın piyasa değeri nerede? Sen ne yapıyorsun ya? Emin Bayram gitti. Ibanez'i Liverpool istiyor da Ibanez gibi stoper de gerçekten bulunmaz ki. Mecbiri'yi de 12 aylığına gönderdik. Hadi abi transfer teklifi falan yok mu? Biz bu borcu nasıl ödeyeceğiz? Saçmalamayın ya. Saçmalamayın. Mokoko hamlesini kullanacağız herhalde bu sene. Bobula teklif yok. Yalnız Mokoko kalsa seneye kesin 90 üstü. Ya bu borç iki katına çıkamaz. Kovula teklif var. Leicester'dan başka teklif verecek kulüp yok mu ya? Niye Leicester? Paraları da yok bunların. Fakirler ya. Kovul görüşmeleri yarıda kesildi. Unai Simon'a teklif yapıldı. Geç abi ya. Geç abi ya. Openda Kovul neredesiniz? İş bayağı riskli hale gelmeye başladı. Zaniolo, Kovul, Mokoko, Eyüp Aydın'ı da listeye ekliyorum. Abi Curtis Jones da listeye eklendi. Kovula teklif kulüp Bruges'dan.
108-700. Yani ben bunlarla nasıl anlaşacağım? Bana bir söyleyinsene. 178 istedim red. Onlardan red geldi yani. Nerede? City nerede? United nerede? Barça nerede? Ajax Mokoko'ya teklif yapıyor ya. Ajax da 198 milyon euro olabilir mi? Bence olamaz. O adamlar neredeler ya? Bayern nerede? Paris nerede? Mokoko görüşmeleri yarıda kesildi. Kristiansen'i Fenerbahçe istiyor evet. Hala satış yapamadık. Kriz anı. Beğenmediğim paralar dert olacak. Zaniola'da özellikle. Curtis Jones'a teklif var. Yine çok düşük ya. Yine çok düşük. Adam 100 milyon euro edebiliyormuş. Bu sene millette para mı yok? Anlamadım ki. Eyüp Aydın'ı kim istiyor? Sporting. Trincao takası mı? Ya adamın öyle bir değeri var ki. Ne takası? Yeter artık takaslı teklif görmek istemiyorum. Curtis Jones'a verdikleri paraya bak ya. Verdikleri paraya bak Red. Ben bu adamı seneye satsam iki katına satarım. Eyüp Aydın görüşmeleri kesildi. Curtis Jones'a Norwich'ten teklif var. Ha şöyle. Hiç yoktan bu teklifi 93 seviyelerine çıkarırım dedim, olmadı. 89.900. Abi başka paranız mı yok sizin ya? 80.9, tamam anlaştık, mecbur, ne yapalım? Gün bitti. Gün bitti gün. Şampiyonlar Ligi'nde playoff'ta rakip Lech Poznan. Oraya kadar geldik işte tarih olarak. Yani Curtis Jones'a da yazık ya. Şu teklife de gerçekten yazık. Bu arada Curtis Jones satıldı. 100 milyon euroya daha ihtiyacımız var. Eyüp Aydın'ı Genoa istiyor. Ya ben anlaşamam ki. 175 milyon euro kazanabiliyormuşum adamdan iyi bir teklif gelse. 100 milyon euro ile başlangıçta nasıl anlaşabilirim? Transferde son 10 saat. Hadi bakalım. Yani West Bromwich Eyüp Aydın'ı istiyor herhalde. Ey Nasır Beknaz'a öyle bir teklif yaptı ki West Bromwich daha da kötü bir teklifle geldi. Ben yine usulen bir deneyeyim de 154 milyon euro. Madem veremiyorsunuz. Son teklifim şu. 144 milyon euro. Anlaşamadık. Mokoko'ya Porto'dan teklif var. Bak ciddi düşükse satmam. Umurumda değil borcun ikiye katlanması. Görüşeceğiz. Ya en azından 182.9. Anlaşamadık. Seneye 250 milyon euroları konuşacağız çünkü. Ben nasıl satayım bu adamı? Zaniola'ya Genk'ten teklif gelebilir. 108.500. Yine değeri inanılmaz fazla. Bu arada 30 milyon euro daha yükselttim. Yine anlaşamadık. Bu teklifler... Niye böyle ya? Boşa kürek çekiyoruz şu an. Zaniola Benfica 3 saat kaldı. Nasıl yetişecek? Nasıl yetişecek? Serbest kalma bedenini mi kullandılar? Oo, 3 saat kala mı aklınıza geldi? 3 saat kala mı aklınıza geldi? Bu transfer nasıl yetişecek? Bana bir söyleyin. Ya rezillik ya. Ya rezillik, başka hiçbir şey değil. Yetişmedi. Yetişmedi. Of, gitti paracıklar ya. 148 milyon euro var elimizde. Hadi bakalım. 102 milyon euro eksik. Benfica yapacağın iş değil ya. İş değil, iş değil bu. Sil abi borç. Yani önümüzdeki sene diyoruz ki 204 milyon euro bir borç eklenecek. 504 milyon euro olacak. Bu arada mevcut bütçeyi sıfırladık. Ya madem param var. Gerçekten anlayamıyorum ya. Gerçekten anlayamıyorum. O serbest kalma bedenini de kaldıracağız. Haliyle transfer bitti. Canlar sıkkın. Curtis Jones'tan olduk bir de. Bir yandan da Mecburi'yi gönderdik bu sene orta sahada. Hamza Akman oynayacak. Bence bu isimler önümüzdeki sene gerçekten acayip değerlere ulaşacaklar. Bu da bir gerçek. Kadro hazır. Leja rövanş günü. Hamza orta sahada. Zaniolo yok. Ama 1-1 yetti. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz yine. Şampiyonlar Ligi Dortmund, Villarreal, Salzburg. G grubunda ikincilik geldi. Son 16 rakip City. Evet, kendi evimizde rakip City. İyi transferler yapmışlar. Hayır ya. Abdülkerim bugün cezalı. 1-1 bitti maç. Rövanşa kaldık. Yani Bellingham'dır, Rodrigo'dur. Bunlar çok önemli transferler. Minjay var. Kim Minjay'ı da stoperdi. Gerçekten iyi bir isim. Rövanş. 1-0 İbanyaz attı. Çeyrek final geldi. Çeyrek final Barça ile oynuyoruz. Ya bizim kadro kötü değil. Yani yarı final görebilir, çeyrek final görebilir. Tabii cezalı sakat olmazsa ilk maç 1-1. Onur attı golü. Samet Onur. Rövanşa geldik. City maçı gibi olur mu? Kafamdaki soru bu ama penaltılarla kaybettik maalesef. Yani Prestiani, Zaniolo penaltıları kaçıranlara bakıyorum. Thiago. Olmadı be. Olmadı. Sene sonu 92 puan şampiyonluk geldi yine. Türkiye Kupası'na geldik. Burada son 16'da havlu atmışız Rize'ye karşı. Şampiyon Fenerbahçe. UEFA'da Süper Kupa Real. Şampiyonlar Ligi yine Real Madrid'in olduğu.
Avrupa Ligi Porto, Konferans Ligi ise Lazio'nun. Sene sonu itibariyle Mokoko 90, Kovul 91. Hemen gelişimlere geldik. Simon'un artı biri var. Christiansen gitmeli. Sol bek ihtiyacımız var. Önümüzdeki sene onu halledeceğiz. Abdülkerim 84 oldu. Gelişim anlamında çok iyi bir serüven bence Abdülkerim bugün adına. Yine sağ bekte Santos artı 2, Kufi artı 1 dedi. Orada bayağı sıkıntı var. Eyüp Aydın artı 5. 88 oldu oyuncu. Müthiş gelişti ya. Diyecek hiçbir şey yok. Kovul çok iyiydi. Yine Zaniolo artı 2 dedi. Prestiani'nin artı 4'ü vardı. Mokoko artı 3. Performanslarda Mokoko, Kovul, Zaniolo, Prestiani. Hatta Eyüp Aydın da 14 tane asist yapmış. En değerli oyuncu Mokoko. Önümüzdeki sene zor olacak. 504 milyon euro borç. En fazla forma Kovul'un satıldı. Şöyle gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol kralı Mokoko. Asist kralı Eyüp Aydın. Gol yenmeyen maç sayısında Simon 3. Simon'un Şampiyonlar Ligi performansı nasıl? Bence ortalama. En kritik sene. Borcun bitebileceği senedeyiz. 79 milyon euro sene başı bütçesi. Hedefte 504 milyon euro var. Herkes transfer listesinde. Christiansen'le başlayalım Celtic. 10 milyon euro daha fazla kazansak. 54-400 dedim. Anlaştık. Zaniolo'ya Feyenoord'dan teklif var. Takastaki oyuncuyu bir kaldırsınlar. Mokoko'yu Fulham istiyor. Yetki vereceğim. Bu fiyatlara çıkamazlar ki. Santos için Leipzig'de muhtemelen görüşeceğiz. Öncelikle Christiansen satıldı. Santos görüşmeleri kesildi. O iyi olmadı. Prestiani'ye Trabzon'dan teklif var. Abi takasla oyuncu vermeyin. Bu teklifi verirlerse düşünürüm. Mokoko'da, Zaniolo'da maalesef görüşmeler kesildi. Çok paraya ihtiyacımız var. Benfica'yla görüşeceğiz. Zaniolo'nun artık gitmesi lazım. Hedefim çok değil, 170 milyon euro. %4 pay kötü. 160'lara kadar düştüm. Anlaştık, evet, 159.8. Santos'a PSV'den teklif var. Takasta yine oyuncu var ya. O takas niye geliyor ya? Evet, Zaniolo gitti. Prestiani'yi istiyorlar. Hans Vanaken takasıyla. Olacak iş var, olmayacak iş var. 34 yaşındaki oyuncuyu da bize resmen kitlemeye çalışıyorlar. Ben başka da bir şey söylemeyeceğim. Kimseyle anlaşamıyoruz. Oyuncularımızın değerleri çok yüksek. Ucuza da satmak istemiyorum. Prestiani'ye yine bir teklif var. Yine takaslı oyuncu var. Ya bu takas teklifleri yetti artık ya. Bak Santos gidecek. Burnley ile anlaşırız. 10 milyon euro teklifi arttırdım. %7 pay eklediler. Kaldır. 70-500. Gerginlik zaten artmadı ya. Anlaşacağımız o kadar net ki. Mokoko'yu Liverpool istiyor. Seni bugünler için sakladım. Tabii Liverpool'a para varsa 40 milyon euro daha isterim. 248 olsun en azından. 246'ya Mokoko Liverpool'da. Yılın satışı. Santos Burnley'de. Ve gidiyor, evet. Mokoko Liverpool'da. Arkadaşlar borcu kapattık. 504 milyon euro siliyorum. 73 milyon euro kalıyor. An itibariyle Galatasaray'ın borcu yok. Transfer tahtası açılmıştır. Yeni antrenör getirme zamanı. Her şeyi yapacağız. İki antrenör birden getirebiliyoruz. Bir orta sahaya, bir de savunmaya. Bu sene ciddi bir yapılanma senesi. Sabbe'yi sağ beke getireceğiz Wolfsburg'dan. 27.6 istediler. 22.6, 23.8 oldu. Bu senenin ofansif orta saha denemesi Kameri olacak Salzburg'dan. 15 milyon euro. Dedim 16.2'ye anlaştık. Forvet'e Mönchengladbach'tan Ambrosino 20 milyon euro teklif ettim. Oyuncu geldi. İşte ilk defa Prestiani için adam akıllı bir teklif geldi. Prestiani'yi göndereceğiz. Madem öyle. 130.7 teklifi arttırdılar. 127.7 anlaştık. Norton Kufi'yi de göndereceğiz. Braga'dan teklif geldi. Yine bir sol bek almak istiyorum. Kufi'nin parasıyla özellikle. 15.6. Prestiani Fulham'da. Norton Kufi'yi de sattık. Sağ orta sahaya hemen Assane diye bir oyuncu var. Bu adamı hiç kullanmadım herhalde. 34 milyon euro. Büyük de potansiyeli görünüyor. Zaten o potansiyele ulaşmış bile olabilir ama geldi. Genç, bu adam kesin 85 seviyelerine çıkar. Çok iyi bir sol bek çekeceğim. Hem de 12 ay kontratı kalmış. Gutierrez West Ham'dan. Bu arada Abdülkerim Bardakçı sakatlanmış. Yeni bir stoper mi gelecek? Evet, 3 ay gitti. Abdülkerim'in düşüşü başlıyor. Şöyle yapacağız, elimizdeki para yetmez. Abdülkerim'i de takasta kullansak. Üstüne 30 milyon euro. Timber'ı istedim, 78 milyon euro istediler. Öyle bir para yok ki. Şöyle bir şey desem Timber için. Düşünecekler. Timber için 64.3.
takası kabul etmediler. Yani mecburi yollasam, yeni deneme bu, 37 milyon euro üstüne 40.4 istediler. Hellas Verona'da bir orta saha var, Miller diye. O adamı getirirsek çok da orta saha problemi yaşamayabiliriz. 9.5 milyon euro, %13 pay. Tamam, payı kalsın ama 9.2 dedim. 9.5 %12 oldu. Anlaştık. Transfer Galatasaray'da bitti. Borç da bitti. Önümüzdeki sene itibariyle artık çok da fazla satış yapmayacağız. Bu sene Galatasaray kadrosu hazır. Playoff'ta rakip Hajduk Split. Kadro hazır. Bu sene bence önemli yere gelecek. Önemli seviyeye gelecek bu kadro. İlk maç 2-1'lik galibiyeti aldık. En azından önümüzdeki rota belli. Yolumuz açıldı. Borç ödemeyeceğiz bundan sonra. Bunlar önemli şeyler. 4-0'da rövanşta galibiyet. Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Bayern Münih, Young Boys. Yok artık daha neler. 3. torbadan da Bayern gelmesin ya. Bir zahmet. Zaten nedense bu seneki takımlardan kurtulamadık. Sürekli bir Manu, Kopenhag, Bayern. Şampiyonlar Ligi'nde 3. olabildik 4 puanla. Şaka gibi bir kuraydı zaten. Rakip Braga. Braga deplasmanı, Davinson Sanchez, Dubois. Braga'da eski oyuncularımız var. Overall'lar görüntüde. Aslında iyi gelişimler var ama bu sene Şampiyonlar Ligi için yeterli olmadı. Galatasaray Braga. Rövanş günü. Son 16'ya gidiyor muyuz? Evet gidiyoruz. 3-0, toplamda 5-1. Son 16 Legia Varşova. Üçlü oynuyorlar. Bizi durdurabileceklerini ben düşünmüyorum. Kazanan Galatasaray 3-1 ile. Rövanştayız. Legia, Galatasaray ve sonuç. 1-0 kaybetsek de çeyrek final. Çeyrek final Galatasaray Leipzig. Yalnız üst taraftaki kurallar baya baya Şampiyonlar Ligi tadındaydı. Enes Ünal var rakipte. Ve 4-1 kaybettik. Leipzig bize dağıttı. Enes Ünal hat-trick yaptı. Olacak iş değil ya. O maç öyle bitmemeliydi. Ya sistemleri de farklı gelmiş olabilir. Gegenpress'i ben önümüzdeki sene değiştirebilirim. 2-1 kazandık ama yetmedi. Herhalde tiki takaya döneceğiz. Sene sonu Galatasaray yine şampiyon oldu. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 4-0 ile başladık. 5-3 ile devam ediyoruz. Final geldi. Finalde de 3-1'lik galibiyetle şampiyonuz. UEFA'da Süper Kupa Real, Şampiyonlar Ligi Manchester City, Avrupa Ligi bu sene Tottenham, Konferans Ligi ise Newcastle. Sene sonu itibariyle overall'lar. Aldığımız genç isimler iyi gelişti. Günay Güvenç önümüzdeki sene gider. Oynama süresinden memnun değil. Simon 90 oldu. Ya bu takımın artık hedefi kesinlikle Şampiyonlar Ligi olmalı. Abdülkerim düşüş göstermeye başladı. Ibanez ve Timber artı birer. Sağ bekte Sabbe artı 8. Hala çünkü ters bek çalıştırabiliyoruz. Eyüp artı 4 gelişti. Ya müthiş bir MDO olmadı mı adam? Kovul hala transfer listesindeymiş, çıkardım. Miller artı 4 dedi. Kameri artı 3, 80 oldu. Aslani artı 3 yeterli mi? Bence yetmez. Ya daha da kendisini geliştirmesi lazım. Ambrosino artı 4 dedi. Performanslarda Koval, Ambrosino, Kameri, Halil Dervişoğlu diye devam ediyor liste. Gutierrez ve Eyüp'ün de iyi asist sayıları vardı. En değerli oyuncu Koval. Sene sonu 644 milyon euro cash. En fazla Koval'ın forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Müthiş satış yaptığımız bir seneydi. Koval gol kralı, asist kralı Gutierrez, gol yemeye maç sayısında Simon 1. Yeni sezon başlıyor. Bütçe 102 milyon euro. Yani şöyle bir hedefim var. Ambrosino'yu ver. Mokoko'nun çok az kontratı kalmış. 11 ay filan. 80 milyon euro versek üstüne. Yeniden olur mu? Olmadı be. Yalnız ben bu transferi zorlayacağım. Diyorum ki Aslani'yi versek. 84 milyon euro üstüne. Red. Olmadı. Şimdi şöyle yapacağız. Ambrosino'yu göndereceğim. Güzel gelişti. Bunda herhangi bir problem yok ama çok daha yetenekli bir forvet istiyorum. 65.6 bence çok yetersiz. 78'lere çıkmaları lazım. Red. Ambrosino'ya Norwich'ten teklif geldi. Anlaşabilecek gibi değiliz bence. Ross bu sene herhalde kendisini kiralatacak. Günay da aynı şekilde. Ambrosino için anlaşamadık. Belliydi. Yeni teklif Celtic'ten geldi. 80.8. Anlaştık. Ve önce Günay Güvenç kiralandı. Matias Ross'u kiralık olarak gönderdim. Forvet'i sattık. Ambrosino gitti. Hedef Mokoko. Yeniden 130 milyon euro ile başladım. 149 istediler. 139.6. 144'e anlaştık. Biz maaşta anlaşabilecek miyiz? Zor da olsa anlaştık. Galatasaray'da transfer bitti. Bu sene transfer bizim için çok daha hızlı geçti, hızlı bitti.
Yeni sezon kadro bu. Şampiyonlar Ligi rakip Malmö. Ve ilk maça geldik. Mokoko forvette, Miller cezalı orta sahada. 3-2 kazanmasını bildik. Rövanştayız. İç sahada. Miller döndü eksik keskinliğiyle. 1-0 yetti bize. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Orta saha için zor bir şey deneyeceğim. Miller artı 20 milyon euro. Üstüne %15 pay. Larsson istiyorum. Anlaşamadık. Şöyle yapabilir miyim? Miller'ı versem Patino'yu alabilir miyiz Arsenal'dan? 20 milyon euro üstüne. Yani anlaştık gibi ama maaş nasıl olacak emin değilim. Batuhan Şen'in maaşından bir çıkalım. Batuhan Şen'i serbest bıraktım. Kaan Ayhan'la da devam etmeyeceğiz. O da serbest kaldı. Bakalım bu yaptıklarım Patino için yeterli olacak mı? 72 bin var haftalık bütçe olarak. Şöyle bütün hepsini verdim de 87.9 oldu. Ya bu kadar az olmamalı ya. Aradaki fark bu kadar az olmamalı. Şöyle oynanan maç bonusu ekledim. Yok dedi. Yine teklifi 87'lere getirdim ama gerginliği bir türlü halledemiyoruz. Yeni teklif 87.443 düşünecekler. Bu da demek oluyor ki Samet Onur serbest. O kadar kaldı yani, sıkıntı orada. Patino için de anlaştık. Şampiyonlar Ligi C grubu nihayet iyi bir kura. Sociedad, Benfica, AZ. C grubu 15 puan liderlik geldi. Son 16 Milan'la oynayacağız. Milan Galatasaray. Orkun Kökçü Milan'da şu an. Bayağı iyi kadroları var ama bizim de öyle. 2-2 bitti ilk maç. Daha iyi oynayan taraf bizdik. Geldik rövanşa. Galatasaray Milan. Hadi. 3-2 ile çeyrek final geldi. Orkun yalnız bu maçta da penaltı kaçırdı. Çeyrek final Arsenal Galatasaray. Miller hemen karşıda. Onların Patinosu da bizde tabii. İlk maç 1-0 kaybettik ve çok iyi oynayan taraf bizdik. Yine her şey iç sahadaki maça kaldı. Galatasaray Arsenal 2-0. Koval ve Yusuf Kabadayı. Yarı final Tottenham Galatasaray. Tottenham eşleşmesine geldik. İlk maçta deplasmandayız. Vlahovic var forvetlerinde. Biraz yorgunluk var bizde. 2-2 bitti. İki şutta da iki tane gol yemezsiniz ama. Ayıp. Hemen antrenmanı topyekün enerjiye çektim. Ve rövanşa geldik. Bu arada Oblak'ı görmemiştim. Kaleye de Oblak'ı almak ne demek ya. Tottenham ne yaptınız siz? 3-1 uzatmalarda bu işi bitirdik. Final geldi. Süper Lig'de şampiyon Galatasaray. Kupada 4-3'lük galibiyetle başladık. 4-2, 6-0, 4-2 derken finalde kaybettik. UEFA'da Süper Kupa City. Şampiyonlar Ligi'nde rakip Barça. Avrupa Ligi'ni Juventus kazandı. Konferans Ligi'ni ise Frankfurt. Sene sonu itibariyle takım görüntüde. Zaten buralara birlikte getirdik. Gelin düşüşler ve yükselişleri hemen birlikte bakalım. Bu sene artı 5 kameri çok kıymetliydi bence. En kritik zamanda en kritik gelişmeyi yaptı. Mokoko, Koval, Kameri, Patino diye liste devam ediyor. En değerli oyuncu Eyüp Aydın. Adam bambaşka bir yere geldi. Yaklaşık 140 milyon euro kar. Mokoko en fazla formayı sattırdı. Gelir gider tablosu. Krallıklarda önce Şampiyonlar Ligi'ne bakıyoruz. Koval 2, Mokoko 3. Asist krallığında Kameri 6 ama birinciliği paylaşıyorlar. Gol yemeyen maç sayısında Simon 4. Süper Lig'de ise Mokoko gol kralı, asist kralı Koval, gol yemeyen maç sayısında Simon 1. Ve an itibariyle geldik maç gününe. Formalar şöyle daha iyi olur gibi sanki. Hadi başlayalım. Sola baktı Gutierrez. Gutierrez'den Mokoko'ya. Mokoko döndü. Mokoko hızlandı. Golü de attı. Golle başladık Mokoko. 1-0. Diao aldı. Diao. Diao şimdi pası Mokoko'ya. Mokoko çok etkili. Mokoko geldi. Ter Stegen. Kate Cowell. Orta. Kafa vuruşu onlardan. Patino şimdi. İyi bıraktı Kameri'ye. Kameri'den Eyüp Aydın'a. Eyüp Aydın. Out. Miguel, Patino. Şimdi çıktık. Patino. Etkili gidiyoruz. Patino verdi. Mokoko. En sevdiği pozisyonlardan biri. Pası Kameri'ye. Ter Stegen. Offside dedi bu arada. Saliba. Ayağından açtı Saliba. Mokoko yetişebilecek mi? Hayır. Saliba ilginç şeyler deniyor. Eyüp Aydın gitti aldı. Mokoko şimdi döndü. Mokoko getirdi. Mokoko vurdu Ter Stegen. Litkovul orta. Boşta kalan top. Kameri çizgiden çıkardılar. Kovul çok iyi çekti. Şimdi pas Gutierrez'e. Miguel ortayı yaptı. Mokoko olmadı. Derken Mokoko. Ter Stegen'in büyük hatası. 2 oldu.
Litkovl orta, Saliba. Kovl indirdi, Mokoko döndü vurdu, penaltıyı aldı. El var. Kovl topun başında. Kovl geldi, attı mı? Hayır, direkt. Ansu Fati aldı, götürüyor. Ansu Fati hala top onda. Fati ortaladı, Ibanez. Ansu Fati. Fati getirdi. Ortayı da yaptı, kafa vuruşu Simon. Diao ile çıkıyoruz. Diao. Mokoko aldı topu. Mokoko şimdi verdi Diao'ya. Diao etkili top. Kameri hemen Kovul'a. Kate Kovul. Ter Stegen. Şimdi Mokoko aldı. Sol taraftan getiriyor. Mokoko çekti. Mokoko bir anda önünü boşalttı. 3 yaptı. Mokoko. Hat-trick geldi. Kameri sol tarafa oynadı. Kate Kovul. Kovul getirdi. Kate Kovul geçti rakibini. Kovul. Kameri müthiş bir pas. Diao 4-0. Bitti bu iş. Neves topun başında. Neves geldi vurdu direkt. Dönen top Ansu Fati. 4-1. Hata geldi Dallinga. Geldi Dallinga Simon. Ve maç bitti. 4-1'lik galibiyet. Kaptan geldi. An itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Galatasaray. Biz de videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.